kalıcı hipoperatürizm, cerrahi ağındaki tüm gelişmelere rağmen, endüstrideki tüm gelişmelere rağmen halen hem cerrahlar hem de hastalar için çok önemli bir kabus olmaya devam etmektedir. Siz dünyanın en iyi cerrahı da olsanız, en deneyimli cerrahı da olsanız mutlaka günün birinde başınıza gelecektir bu. Peki ne yapıyoruz tedavide? Tek seçeneğimiz ilaçlar, kalsiyum ilaçları ve aktif D vitaminleri. Bugünkü sunumdan sonra bakalım korkularımız azalacak mı? Bu konuyla ilgili Erhan Bey'i kürsüye davet ediyorum. Herkese günaydın. Önce sizlere biraz Türkiye'deki paratiroid transplantasyonu neden gerekli, dünyada ve Türkiye'de bundan bahsetmeye çalışacağım. Sonra bizim bir öykümüz var, o öykümüzden bahsedeceğim. Küçük bir sürprizim olacak arada, 3 dakikalık, Sayın Başkanların izni aldım bu konuda. Daha sonra bir know-how'da geldiğimiz noktadan bahsedeceğim ve gelecek vizyonumuzla ilgili birkaç cümleyle sunumu bitirmeye çalışacağım. Nereden çıktı bu paratiroid transplantasyonu? Böyle bir ihtiyaç var mı? Türkiye tiroidektomi dünyada ve Türkiye'de en sık yapılan endokrin ameliyat. Deneyimli merkezlerde kalıcı hipoparatiroidi %1'lerde. Ama bu ameliyat birçok yerde yapılıyor ve literatür verilerine göre %3-5 kalıcı hipoparatiroidi oranı var. Peki Türkiye'de durum ne? Türkiye'deki durumu anlamak için Türkiye ve Guatr olgusunu iyi anlamak gerekiyor. Bu ülkenin cerrahları olarak biz iki tane endemik hastalıkla uğraşıyoruz. Bunlardan bir tanesi hepinizin bildiği gibi hidatik kist, diğeri ise Guatr. Bir endemik Guatr ülkesinde yaşıyoruz. Yılda 10 binden fazla tiroidektomi yapılıyor bu ülkede. Kalıcı hipoparatiroidi olgularının nitekim %95-98'i de zaten bir tiroidektomi komplikasyonu. Bizim serimizde de böyle, dünyada da böyle. Türkiye'de her yıl yaklaşık 300 ila 500 arasında yeni olgu çıkıyor. Ve şu anda 7 ila 10 bin arasında olgunun Türkiye'de var olduğu tahmin ediliyor. Feyzullah Bey söyledi, kalıcı hipoparatiroidde elimizde ne silahlar var? 3 tane silah var. Oral kalsiyum preparatları, hepinizin bildiği gibi en sık sarıldığımız silah. Aktif D3, D vitamini eksikliği yoksa bir işe yaramıyor. Sadece biyo yararlılığını arttırıyor. IV kalsiyum ise çok sıkıştığımızda kullanıyoruz. Hastane şartları gerektiriyor. Kardiyak arreste kadar giden komplikasyon riskleri var. Klasik tedavi bir replasman tedavisidir. Gerçek bir tedavi değildir. İlaçlar ömür boyu kullanılmalıdır, maliyetleri yüksektir ve çeşitli yan etkilere sebebiyet verir. Başta GIS, göz ve pankreas olmak üzere. Bu konuda tek kalıcı tedavi yöntemi paratiroid allo transplantasyonu. Peki paratiroid allo transplantasyonu literatürü ne diyor? Şimdi cep telefonlarınızdan PubMed'e girip paratiroid allo transplantation yazarsanız eğer karşınıza 67 tane makale çıkar. Bundan analizini yapalım kısaca. Bunların 15 tanesi allo nakille ilgili değildir. Oto ve diğer paratiroid hastalıklarıyla ilgilidir. 22 tanesi case report'tur, 3 tanesi review'dir, 14 tanesi hayvan çalışmasıdır, 11'i teknik katkıdır. 2 tane klinik seriyle karşılaşırsınız. Bunlardan biri bu işi ilk başlatan bölüm olan Varşova Üniversitesi'dir. İlk yayınlarını 1995'te yapmışlardır. Son yayınları 2007'de. 10 yıldır yayın yapmadılar. Kendilerine temas halindeyiz. İkinci seri bize ait. İlk yayınımızı 2014'te yaptık. Son yayınımızı 2017'de yaptık. Doktor Navrot, Varşova Üniversitesi'nde bu işi yapan ekibin başındaki kişi. 2007'de en son yaptığı yayına baktığınızda 85 hasta yanakil yapmışlar. Ve ortalama serverleri yaklaşık 6 ay. Lütfen bu 6 ay aklınızda kalsın. İleride bunu kullanacağız. Bu girişten sonra ben bizim öykümüze geçmek istiyorum izninizle. Bizim öykümüz Haziran 2012'de başlıyor. 3 kişiden oluşan bir ekiple yola çıktık. Benimle birlikte bir hemşirem vardı. Bir de öğrenci, tıbbi biyoloji yüksek lisans öğrencisiyle başladık bu işe. Deney hayvanları yeri haritası kuruna 3 çalışma için başvurduk. İlk çalışmamız laboratuvar ve imito süreçleri değerlendirmekti. Paratiroid hiperplazili bir hastanın aldığımız dokuların bir parçasını kullandık. Bunları kriyoprezerve ettik, yani dondurup sakladık. -80, yaklaşık 2 aylık süre sonunda %62 viyabilite elde ettik. Bu çok iyi değil ama başlangıç için fena değildi.
Daha sonra in vitro süreçleri in vivo ile entegre etmeye çalıştık. Bunun için bir tavşanda mikrocerrahi teknik total paratiroidektomi yaptık. Çıkarılan dokuları kriyoprezerve ettik. Hayvanın pirop kalsiyum değerleri bu şekilde dibe daha sonra bu şekilde düşüş oldu. 14 gün sonra ototransplantasyon yaptık ve kalsiyum değerleri gördüğünüz gibi 15'e hiçbir zaman ulaşmadı ama yükselme sağladık. Bu da bize kriyoprezerve ettiğimiz dokunun hala canlı ve fonksiyon olduğunu gösteriyordu. Üçüncü çalışmamız literatürde ilk kez tavşanlarda paratiroid alla transplantasyonu gerçekleştirmek üzereydi. 6 tavşan üzerinde çalıştık. Her tavşanda total paratiroidektomi yaptık. Daha sonra birinci tavşanın paratiroidlerini dördüncüye, ikinci tavşanın ikileri beşinciye, üçüncünkileri altıncıya, ikiyi dördü bire, beşi ikiye ve altıyı da üçe allotransplantasyon yaptık. Çoğu başarılıydı bunların ve ilk yayınımızı bu tavşan çalışmasıyla yaptık. Elde ettiğimiz veriler bizi doğrusu isterseniz umutlandırdı. Ekibe bir tıbbi biyoloji doçenti, bir tıbbi biyoloji ve genetik uzmanı katıldı. İnsan Etik Kurulu'na başvurduk ve paratiroid allotransplantasyonu için onam aldık. O halde dedik hemen biz ilk naklimizi yapalım. Altyapımızı oluşturduk. Fakat atladığımız bir şey vardı. Türkiye'de tüm nakiller, bu kol bacak nakilleri, böbrek nakilleri vesaire, Sağlık Bakanlığı'nın organ nakil ve diyaliz hizmetleri daire başkanına onam alınarak yapılmaktadır. Bunun üzerine biz de Şubat 2013'te bakanlığa başvurduk. Bize paratiroid alla transplantasyonu izin verin dedik. Bilim kurulundan bizi aradılar. Böyle bir şey yok şimdiye kadar, biz bu konuyu bilmiyoruz. Gelin bize sunum yapın dediler. Ve Mart 2013'te Sağlık Bakanlığı Transplantasyon Bilim Kurulu'na ilk sunumu yaptım. Mart 2013'te, bu doğrusu isterseniz ben bu sunumdan sonra hemen onay bekliyordum. Ama dediler ki hayır, sen 10 olguluk bir çalışma yap. Bakalım bir görelim sonuçları. Bunun için laboratuvarımızı kurmamız gerekiyordu. Rektörlüğümüze başvurduk, projemizi sunduk, etkin bir iletişim ve kulis çalışmaları yaptık. Biliyorsunuz bir yerlerden para istediğinizde biraz kulis çalışması yapmak gerekiyor. Onlar da bizi kırmadılar sağ olsunlar. Kurulun maliyeti 163 bin lira olan, bugünkü maliyeti 250 bin TL'ye ulaşan bir laboratuvar kurduk. Bu laboratuvar ilk laboratuvarımız, onun ilk görüntüleri bunlar. Burada sadece paratiroid dokuları giriyor, başka hiçbir doku girmiyor, hiçbir çalışma yapılmıyor. Peki biz bu transplantasyon sürecini nasıl manage ediyoruz? Onam alınan kadavra ya da paratiroid hiperplazili, yani segonla hiperparatiroidli olgular bizim temel vericilerimiz. Sağlıklı donörden paratiroid alma iznimiz yok, hiç kimsenin yok. Hiçbir canlıdaki donörden paratiroid alıp bir başka nakil yapamazsınız. Şu anda Sağlık Bakanlığı buna izin vermiyor. Dokuları nasıl alıyoruz? Standart cerrahi teknik uyguluyoruz. Özel bir tekniğimiz yok. Dokuyu ikiye bölüyoruz. Bir yarısı patoloji laboratuvarına giriyor. Diğer yarısı buzlu ependörtlüklerinde bizim nakil laboratuvarına iletiliyor. Oraya geldiğinde ne yapıyoruz? Hücre kültür kabinlerinde dokular ayrıştırılıyor. Cell counter'la viabilitesi belirleniyor. Sıvı azot tankında saklanıyor. Transplantasyon için hasta seçimini nasıl yapıyoruz? Hasta mutlaka kalıcı hipoparatiroidi olması lazım. Literatür der ki 6 ay. Biz 1 yılı beklemeye çalışıyoruz. Hasta çok özel, çok hipoparatiroidik değilse. Organ ve doku nakli hizmetleri yönetmeliği ne diyorsa onu birebir uyguluyoruz. Sözlü bilgilendirme ve yazılı onamlarını alıyoruz. Transplantasyon öncesi rutinler neyse, bir böbrek nakli, bir karaciğer nakli, aynısını biz de istiyoruz. Hasta genel cerrahi kliniğine yatış yapılıyor. Sıvı azot tankına alan paratiroid hücreleri aşamalı olarak ısıtılıyor. Cell counter'la hücre sayımı ve viabilite belirleniyor. Fonksiyonel kapasite için bir yerlerden PTH tayini yapılıyor. Nakil yapılacak hücre doku miktarı belirleniyor. Ve hasta yattığında 250 mg prednizolon IV olarak veriyoruz hastaya. Bunu takiben sol deltoid kas içine enjeksiyonumuzu yapıyoruz. 48 saat klinik gözlemde kalıyor hasta ve prednizolon dozunu aşamalı olarak azaltıyoruz. Üçüncü gün 30 mg prednizolon yapıp hastayı taburcu ediyoruz. Daha sonra immün süpresyon yok. 3 gün prednizolon dışında hiçbir şekilde hastaya ne prednizolon ya da başka immunsüpresif uygulamıyoruz. Peki bu işin maliyeti ne? Standart tedavi maliyetine baktığınızda 2016 Eylül ayı itibariyle bu ilacı örnek alıp ya da D vitamini işini bu ilacı örnek alırsak
Maliyet analizini yaparsanız 648 liralık bir maliyeti var yıllık ilaç tedavisinin. Peki allotransplantasyonun maliyetine? Allotransplantasyonun maliyeti en küçük birimleri hatta tüpleri vesaire içine katarsanız 183 lira. Yani standart maliyetin yaklaşık 1/3. Bu altyapıdan sonra ilk nakdimiz için her şey hazırdı. Ve Haziran 2013'te Türkiye'nin ilk paratroid allotransplantasyonunu yaptık. Ve bunlardan 9 nakil daha yaptık. Şimdi burada bir fotoğraf olması lazım ama sistemde gözükmüyor. Umarım diğer fotoğraflarda aynı sıkıntıyı yaşamayız. Biz nakil yapacağımız dediğimizde hastalar diyorlar ki neresi kesilecek, nereye insizyon yapılacak vesaire. Hiçbiri kesmiyoruz, insizyon yapmıyoruz. Standart enjektör iğnesinde 2 mililitre hastanın kendi serumu içine 50 milyon paratroid hücresini deltoid kas içine enjekte ediyoruz. Hasta soruyor bu kadar mı? Evet bu kadar. Başka bir şey yok. Burada resmimiz vardı. Resmimiz ne yazık ki çıkmadı. Ocak 2014'te 10 olgunluk sonuçlarımızı bakanlığa sunduk. Bu Ankara'ya gidip bilim kuruluna yaptığımız ikinci sunumdu. Ortalama 6 aylık sonuçlarımızı verdik. Başarı oranımız %70'ti. Herhangi bir komplikasyonumuz yoktu ve yan etki de görmedik. Mart 2014'te bir yıllık şartlı izin daha aldık. Bu kez vaka kısıtlaması yoktu. Dediler ki tamam bir yıl yapın bakalım. Vaka kısıtlaması olmaksızın sonuçları görelim. Şubat 2015'e geldiğimizde 17 nakil yaptık. Ondan önceden yapmıştık. Toplam sayımız 27'ye ulaştı. Üçüncü bilim kuruluna üçüncü sunumumuzu yaptık ve nihayet Nisan 2015'te Türkiye'nin ilk ve tek paratroid nakil merkezi ruhsatını bakanlıktan aldık. Peki sonra neler yaptık? Önümüzde sorunlar vardı. Yeterli donör bulmalıydık. Yeterli alıcı bulmalıydık ki bunlar gizlenen hasta grubu diyorum ben bunlara. Ne anlama geldiğini az sonra söyleyeceğim. Ekibi güçlendirmemiz gerekiyordu. Temel bilimler desteği çok önemli. Biz cerrahlar burada ne yazık ki işçiyiz. Asıl işi temel bilimciler yapıyorlar. Maddi kaynak bulmamız gerekiyordu. Nakil başvurularını arttırmamız gerekiyordu. Donörü nasıl bulduk? El broşürleri hazırladık. Ziyaretler yaptık. İstanbul ve çevre illerdeki diyaliz merkezlerine el ilanlarıyla gittik. Buradaki hekimleri bilgilendirdik. Diyaliz Hekimleri Derneği'nin toplantılarına katıldık. Kendimizi, misyonumuzu anlatmaya çalıştık. Şimdi bu gizlenen yok senin hasta grubu ne? Şöyle, tiroidektomi yapan cerrahlar hasta göndermiyorlar. Yani ben tiroid cerrahisi yapmışım, herhangi bir sebeple başarısız olmuşum, hasta kalıcı hipoparatroidi, ben bunu göndermiyorum. Gönderen birkaç cerrah olduğunda telefonunu açıyor, şunu söylüyor, bu hasta benim hastam değil, başka bir yerden bana geldi. Endokrinologlar ilaçlara bağlı yan etkiler gördüklerinde, bunu çekeceksin, bunun başka çaresi yok, bu iş böyle diyorlar. Dolayısıyla bu hastalar bilinmiyor, gözden kaçıyor, kenarda kalıyorlar. Bir web sitesi kurduk. paratirnakil.com isminde. Hala aktiftir. Hala bu siteyi kullanıyoruz iletişim için. Üniversiteden maddi destek aldık. Labımızı büyüttük. Sekonder hiperparatiroidi hiçbir hastadan şimdiye kadar para almadan ameliyat yaptık. Elimizdeki toplam tutatap paratiroidektomi olgu sayısı 150'yi geçti. Bu literatürdeki en geniş seridir. Bunun makalesini yazıyoruz şu anda. Sadece sekonder hiperparatiroidli olgularda subtotal paratiroidektomi sonuçlarımız. Hiçbir nakilden para almadık şimdiye kadar. Ne donörler ne nakil olan hastalar herhangi bir para ödemediler bize. Ekibi güçlendirdik. Nakil yaptıkça bize katılanlar arttı ki bu çok sevindirici. 9 bilim dalından genel cerrahi, nefroloji, patoloji, endokrinoloji, tıbbi biyoloji, tıbbi genetik, biyofizik, farmakoloji ve immünolojiden arkadaşlarımız bize katıldılar. Şöyle geniş bir akademik kadro oluşturduk ki bu bizim için çok değerliydi. Literatürde ilk kez kadavra donörden paratroid naklini yaptık. Bunu akseptansını aldık, daha yayınlanmadı. Literatürde ilk kez pür arginat kullanarak mikroenkapsülasyon tekniğiyle paratroid nakli yaptık. Mikroenkapsülasyon paratroid nakli vardır ama pür arginatla yoktur. Bu ilk vakadır. Transplant International dergisinde kabul aldık. Yakında inşallah yayınlanacak. Paratormon genini PCR tekniği ile izole ettik. Bu konuda bir de proje başlattık. Bu bir tıbbi biyoloji doktora tezi ekibimizdeki bir arkadaşımızın. Paratormon genini vektör alıcıyla fibroblastları transfer etmeyi planlıyoruz. Ve sizin kendi fibroblastlarınız paratormon üretir hale gelebilecek. Ve bu şekilde artık belki transplantasyon da ihtiyaç kalmayacak. Kendi fibroblastlarınız kendi paratormonlarınızı üretecek. Bu ne demek? İmmün sistemden tamamen kendinizi izole etmiş oluyorsunuz. Literatürde ilk kez paratroid
hücrelerin HLA klasiki ekspresi etmediğini gösterdik. Ettiğini de gösterdik. Bu aslında konuya yabancı insanlar için çok anlam ifade etmeyebilir ama bu konuda bir numaralı ekip olan Navrot grubu der ki HLA klasiki ekspresi etmez şefseller, paratroid şefseller. İnternete girip bakarsanız The Human Protein Atlas da bu daha bilinmiyor, askıda bekliyor derler. Fakat biz bunun ekspresi ettiğini bulduk. Bu bulgularımızdan bir tane burada ekspresyonları görüyorsunuz. Bu 20.000 TL'lik bir bütçeyle hazırlanan bir bug projesidir. Bitmek üzere makale yazım aşamasına gelmiştir. SCA'da yer alan 4 tane makale yayınladık. Bunlar da olabildiğince yeni teknikleri ortaya koymaya çalıştık. Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Özel Sayısı'nın 2016'da davetli makale olarak bir yayınımız çıktı. Yeni yapılan Barcelona'daki European Society of Transplantation Kongresi'nde bir sözlü bildiri, bir de poster olarak yer aldık. Yeni bir organ taşıma solüsyonu geliştirdik ve Türk Patent Enstitüsü'ne bununla ilgili başvurumuzu yaptık. Ve Kasım 2016'da Bezvalim Taşıma Solüsyonu adıyla marka tescilini aldık. Şimdi burada bizde iz bırakan 3 tane olgudan size söz etmek istiyorum kısaca. Aysu, Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'nin ortopedik kliniğinde hemşire, halen görevine devam ediyor. Otoimmün hipoparatiroidi, çocukluğundan beri hipoparatiroidik. Ama bu hastaları takip eden endokrinolojik hocalarımız vardır. Bunlar çocuklukta genelde hafif seyreder ama erişkinlikte ve yaş ilerledikçe ciddi semptomlar olmaya başlar. Yaklaşık Aysu 5 yıldır günde 7-10 ampul IV kalsiyum, 5x2 oral rokatrol kullanan bir hastaydı. Aysu böyle kısa kollu bir şeyler giymediğini söyledi bize. Bu Facebook'tan alınan resmidir. Artık kollarında iğne izleri olmadığı için herkes beni eroinman zannediyordu hocam diyordu. Artık bu tür kıyafetler giyebiliyor. Nakil öncesi paratormon 0.3, kalsiyum 6.1'di. Biliyorsunuz 6.1 kalsiyum yatış endikasyonudur. Aysu'nun 4'lerde kalsiyum değerleri vardı. Yaklaşık bir yıl önce mikroenkapsülasyon tekniğine nakil yaptık. Eylül 2017'de paratormon 11'e, kalsiyum 8.9'a yükseldi. Bir yıldır hiç IV kalsiyum almadı. Yoğun nöbet günlerinde bazen bir tane, iki tane kalsiyum eferresan tablet kullandığını söylüyor. HT isimli hastamız, bayan hastamız 2009 yılında total tiroidektomi sonrası kalıcı hipoparatiroidi ve kalıcı trakeostomili bir hasta. 2011-2014 yılları arasında 3,5 yıl Uludağ Üniversitesi Endokrinoloji Kliniğinde yatmış, hiç taburcu edilememiş. Orada ameliyat olan bir hasta değil, oraya refere gelen bir hasta. Paratormon 0.1'di. 2014 yılında hücre tipi nakil yaptık. Nakil sonrası postop 7. günde paratormon 3.2'ye yükseldi. Hanımefendinin kolundaki iğne giriş yerlerini görüyorsunuz. 3,5 yılın izleri. Üniversitemizin kafeteryası. 3,5 yıl sonra ilk kez hastaneden çıktı. Bir hemşiremizin evinde 2 gece geçirdi. Şu söylediğini hiç unutmam. Hocam 3,5 yıl sonra ilk defa yerde halı olan bir odada uyudum demişti. Kendi ifadesi. IV kalsiyum glukonatlar kesildi. Oral kalsiyum ve D vitaminine geçildi. Ancak 15 gün sonra paratormon düşmeye başladı. Ne yazık ki halen İznik Devlet Hastanesi'nde, evi İznik'te. Acil servise her gün gidiyor ve günde 8 ila 10 ampul kalsiyum yapılmadan hayatını idame ettiremiyor. Üçüncü sözünü etmek istediğim hastamız bir doktor, bir hekim. Doktor Sevgi Hanım. Ben bir hekim olması sebebiyle, hem hasta olması hem hekim olması sebebiyle kendisini buraya davet ettim. Sağ olsun yoğun bakımda hastası olmasına rağmen bizi kırmadı geldi. Sayın Başkanların iznini aldım. İzninizle kendisini birkaç dakikalık konuşması için buraya davet etmek istiyorum. Sevgi Hanım buyurun lütfen. Ergan Hocam, olguları gösterdiği zaman yaşadıklarımı çağrıştırdığından dolayı bayağı duygusal anlar yaşıyorum şu anda. Üzgünüm, hepinize merhabalar. Şimdi bugün sizlere paratiroid nakil öncesi ve sonrası yaşadıklarımı paylaşmak için buradayım. 2010 yılında toksik multinodüler guadr nedeniyle opera oldum.
operasyon sonrası hemen tüm vücutta yaygın kasılmalar ve kramplar başladı. Cerrahım bana bunun normal olduğunu ve ameliyatın başarılı olduğundan dolayı bunları yaşadığımı söyledi ve kalsiyum almamı önerdi. Aldığım, yediğim, içtim. Hiçbir kalsiyum etkileri geçirmiyordu, hareketlerimi kolaylaştırmıyordu, hiçbir şeyimi kolaylaştırmıyordu. Derken tablet formlarına geçtik. 5, 10, 15, 20, günde 30 tableti kadar çıktık. Sonra Cerrahpaşa'daki hocamın önerisiyle Rokartrol'e başlandı. Başlandıktan sonra yaz döneminde 0,5'ten 6x1, kış dönemlerinde ise 5'er tane alıyordum. Aldığım Rokartrol'lere rağmen günde en az 2 veya 3 tane efervesan kullanmak zorunda kalıyordum. Hayat kalitem düştü. Kendi mesleğimi zor icra etmeye başladım. Unutkanlıklarım başladı. Düşüncemi organize edemiyordum, odaklanamıyordum. Ama etrafımda hastalarım vardı. Diğer yandan hala kramplarım devam ediyordu. Yürüyüşlerim bitti. Yüzmeyi çok severdim. Hayatımdan yüzme çıktı. Basit alışverişleri dahi yapamaz hale geldim. Hipokalsemiye bağlı. Kanama eğilimlerim vardı. Ağzımda nonstop kan tadı vardı. Derken bir gün artık her şeyden bezmiştim. Hayat kalitem çok düşmüştü. Mutsuz, anlaşılamayan bir kadın oldum, çıktım. Sevilmeyen bir hekim haline geldim çünkü her şeye of diyordum. Çok sevdiğim bir doktorumun önerisiyle bezme halime başvurdum, paratiroid merkezine. İncelendim, onaylandım ve 2013'te 5. olgu olarak paratiroid nakli oldum. Ondan sonraki hayatımdaki değişenleri söyleyeyim. Benim artık evimde yardımcı yok. İşimi full rahat, zevkle yapıyorum. Hastama muayene ederken bu neydi kelimeleri artık aramıyorum. Teşhisimi rahat koyuyorum. Alışverişlerimi yapıyorum. Evimdeki normal düzenim devam ediyor. Yürüyüşlerim var, evet hala yüzemiyorum. Ama çok ciddi şekilde hayatım kaliteli bir hale geldi. Çok önemli bir olay. Yani lütfen tanıdıklarınız, bildikleriniz varsa lütfen öneriniz. Hayatımızı değiştiriyorlar. Önünüzde bana hayatımı geri verdiklerinden dolayı, mutluluğumu geri verdiklerinden dolayı şükranlarımı sunmak istiyorum. Ve çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi kongreler. Çok teşekkürler Sevgi Hanım. Zahmet ettiniz, buraya kadar geldiniz. Sevgi Hanım, Kasım 2015'te nakil öncesi kalsiyum 7.2, paratormonu 0.1'di. Buraları hızlı geçiyorum. Aylar ve yıllar geçtikçe paratormon değerleri sağ üstüne bakarsanız göreceksiniz. Zaten kalsiyum tamamen normal seyretti. Bu hale geldi. En son Eylül 2017'de 42 değerini bulduk. Toplam süremiz 47 ay. Varşova grubunun ortalama 6 aylık süresini hatırlatmak isterim size. Toplam vaka sayımıza geldiğimizde bugüne kadar 65 olguya nakil yaptık. Hücre tipi, doku tipi ve mikroenkapsülasyon tipi nakillerimiz var. Ağırlıklı olarak hücre tipi nakil yaptık. Genel başarı oranımız %68. Ortalama süreyi veremiyorum çünkü her birinin farklı. Zaten bu sunumun konusu da bu değil. Ama şunu söylemem gerekir, en kısa sürü, en uzun sürümüz 53 ay ve hala devam ediyor. En kısa sürümüz de 2 hafta ne yazık ki. Bu arada hastalarımız var. Bundan sonra neler yapmayı planlıyoruz? Nakilde kullanılacak ideal hücre tipi ne? Hiperplazi mi, adenom mu, yoksa sağlıklı hücreler mi? Bunu bilmiyoruz. Kaç hücre nakletmemiz lazım? 50 milyon mu, 100 milyon mu, 200 milyon mu? Sevgi Hanım'a 50 milyon verdik, belki 100 milyon versek daha iyi olacaktı, bunu bilmiyoruz. Nakil eminörse literatürü böbrek nakli üzerine kurulu. Oysa nakiller böyle yürümüyor. Örneğin karaciğer nakli yapan arkadaşlarım vardır belki burada. Karaciğer nakli artık HLA bakılmıyor. Biz bakıyoruz. Neden bakıyoruz bilmiyorum. Böbrek naklinden ezberle gidiyoruz. Belki bunu kaldıracağız.
Nakledilen paratiroidin redine sebep olan faktörler neler? HT isimli hastamız neden 15 gün sonra tuttuktan sonra parat hormonu oluşuyor? Bunu bilmiyoruz. Aistetik bir otoimmün hasta olmasına rağmen, otoimmün hastalarda reseptör ya da hormona karşı reaksiyon olmasına nasıl tuttu ve nasıl hala hayatını ilaçsız olarak idame ettiriyor bunu bilmiyoruz. Hücre tipi ve doku tipi nakillerine optimizasyonu yapmamız gerekiyor. Nakil yapacak hücrelerin yüzey antijenlerin yok edilmesine çalışıyoruz. Mikroenkapsülasyon tekniği geliştirmeye çalışıyoruz ki bu çok önemli. İmmün sistemden sizi tamamen koruyor. Paratiroid nakil immünolojisinin anlaşılması gerekiyor. İki tane immünoloji kökenli arkadaşımız var. Bunlarla çalışıyoruz. Gen terapisi çok ümit veriyor. Hastanın kendi fibroblastlarına paratomi ürettirmek hayal gibi duruyor. Ama in vitro çalışmalarda bunu yaptık. Umarım kliniğe de yansıtabiliriz. Yeni bir alanımız var. Pichio pastoris bakterisi. Bu bir maya bakterisi. Ve rekombinant DNA teknolojisi çok kullanılıyor. Buna paratomi ürettirmeye çalışıyoruz. Yeni bir line açtık. Bu insülin benzeri preparatlar düşünün. Flakonlar içinde soğuk zincirle raflara girmesini hayal ediyoruz. Düşüncelerimiz bunlar. Bizim bir Beykoz kampüsümüz var üniversitemizin. Burada bir 8 laboratuvarlık bir yeni bir araştırma merkezi kuruyoruz. Şurası bizim laboratuvarımız olarak planlanıyor. Bilim Sanayi Bakanlığı projesidir. 1 milyon TL bütçesi vardır. Bu da yılbaşından önce hayata geçirmeyi planlıyoruz. Başında söylemiştim, Haziran 2012'de 3 kişi yola çıktık. Bir cerrah, bir öğrenci, bir hemşire. Sonra ekibimiz bu hale geldi. İsimleri ve titirleri küçülttüm. Bunların bir önemi yok ama şuraların önemi var. Multidisipliner bir ekip. Yapılacaksa bir iş multidisipliner ekiple yapılabiliyor. Bireysel ne yazık ki günümüzde çok fazla bir şey başarılamıyor. Bu sonunda 3 tane amacım var. Bu son slaytım. Bununla kapatmak istiyorum. Süremi de açtım farkındayım. Bilgi vermek için buradayım. Kalıcı hipoparatiroid tedavisi Türkiye'de dünyadan daha iyi düzeyde yapılmaktadır. Bunun kimin yaptığının hiçbir önemi yok. Zor ve sıkıntılı günler geçiren bu ülkede güzel şeyler de oluyor. Multidisipliner çalışmaların önemi vurgulamak için buradayım. İnovasyon kültüründe bireyselcilik yoktur. Multidisipliner olmak vardır. Günümüzde bireysel olarak herhangi bir inovasyon yapmanız son derece zor. Farklı branşlardan mümkünse bir araya gelip bir amaç çerçevesine bir araya gelmek gerekiyor. Arka sıralarda oturan genç arkadaşlara motivasyon sağlamayı hedefliyorum. Bilim artık Amerika'da değil, Kanada'da değil, İngiltere'de değil, Google'da arkadaşlar, Google cebinizde her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bilinen şeyleri tekrarlama alışkanlığından kurtulalım. Bilinmeyen şeylerin peşine düşelim ve yeni şeyler üretelim, yeni şeyler ortaya koyalım. Bu konuda en önemli faktör sizlersiniz. Teşekkür ederim.